Herkese selam gençler. Ben Burak hocanız. Bugün sizlerle birlikte organik kimyanın kaçıncı dersiyle birlikteyiz? Dördüncü dersiyle birlikteyiz. Görüyorsun kazanımda da sevgili arkadaşım, görüyorsun. Dördüncü dersimizde ki niye hocam üçüncü kazanımdayken dördüncü derse geçmiş olabildiğimizi düşünebilirsin. Üçüncü dersimizde ne yapmıştık? İkinci dersteki fasiküldeki soruların tekrarını çözmüştük. Bu yüzden orada bir ders daha ilerlemiştik. Şimdi dördüncü dersimizdeyiz. Ne yapacağız? Dördüncü dersimizde doğada karbon. Yani bak kazanımlara bak. Kazanımlarda bize tek tek neleri söylemiş. Diyor ki karbon sevgili arkadaşım allotroplarını ve özelliklerini ilişkilendirir diyor. Tamam. Karbon elementinin çok sayıda şu kablomuzu tam takalım. Karbon elementinin çok sayıda bileşik oluşturma özelliği. Yani niye diyor ki karbon çok sayıda bileşik oluşturuyor? Niye organik bileşiklerin sayısı çok fazla? Bize bununla ilgili soru soruyor bak. Neden organik bileşiklerin sayısı çok fazla diyor. Tamam. Bağ yapma özelliklerinden bahset diyor. Yani kaçlı bağ yapar karbon elementi diyor. Sonra diyor ki karbonun elmas, grafit, fluoren, nanotüp ve grafen gibi allotroplarından bahset diyor. Bak, dördüncü dersimizde bunu yapacağız. Bir sonraki dersimizde çok uzatmayayım. Lewis nokta gösterimlerini yapacağız diyeyim. Bir sonraki derste geldiğinde Lewis nokta gösteriminde ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Gel şimdi doğada karbon. Önce karbonun özelliklerinden bahsedeceğiz. Sana bilmen gerekenleri net bir şekilde tek tek söyleyeceğim. Karbon sevgili arkadaşım 6 tane atom numarasına sahiptir. 6 atom numarasına sahip olduğu için karbonun periyodik cetveldeki yeri 2. periyot 4 A grubudur. Bunu biliyorsun zaten. 2-4 diye açtım ve bildin. TYT olarak. Buraya çok uzatmıyorum. Karbonun elektron dizilimi temel hal elektron dizilimini açtığında 1S2, 2S2, 2P2 şeklinde açtın. Ama bakıyorsun şimdi elektronları Hund kuralına göre orbitallere yerleştirdiğinde şu temel hal elektron dizilimine göre sadece ve sadece 2 tane yarı dolu orbitalle karşılaşıyorsun. O zaman sadece 2 bağ yapması gerekir diyorsun. Ama uyarıldığında 2S'deki elektronların bir tanesi 2P'deki boş orbitale geldiğinde artık yarı dolu orbital sayısı 4 olduğu için karbon kendini kaça tamamlar? Kaç bağ yapmaya tamamlayacaktır? 4 bağ yapmaya tamamlayacaktır deriz. Ve bu sayede bu kadar çok organik bileşik olmasının nedenlerinden birisi de bu. Ortaklanmamış elektron sayısı kaç oluyor sevgili arkadaşım? 4 oluyor. Karbonun uyarılmış haldeki elektron dizilimini yazacak olursak önce 1S2 yazdım. Sonra 2S'deki bir elektronun nereye gitti? 2P'ye gitti. Şimdi 2P'de hangi orbitaller vardı? 2PX vardı hatırla. 2PY vardı. Bu 2PX, 2PY ve 2PZ orbitalleri eş enerjili orbitallerdi. P'lerin enerjileri S'ti ama 2S'ten daha fazla enerjiye sahiptiler. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü ileride S ve P orbitallerin enerjilerinin farklı olmasına rağmen hibritleşme konusunda buraya değineceğiz. Şimdi bizim S orbitallerimiz var. S orbitallerimiz bir tane dikkat et yarı dolu. P orbitallerimiz de 3 taneydi. P bir orbital türü. Bunun içerisinde 3 tane orbital vardır. Uzayda 3 yönelimi vardır. Bu yüzden 3'ü de eş enerjili bir şekilde 3 tane yarı dolu. 4 yarı dolu olduğu için 4 tane ne yapar? Bağ yapar. 4 bağ yapıyorsa 4 farklı bağ çeşidi yapabilir. Buraya boşluk koymayı unutmuşuz. Eğer bir tane çeşit yani bu 4 bağı karbonun etrafında 4 farklı şekilde yerleştirebilirsin. Bak önce tek tek yerleştirdim. Oyun oynuyorsun. Sonra dedim ki 2 tanesini tek yerleştireyim, bir tanesini çift yerleştireyim. Sonra dedim ki ikisini de soluna ve sağına çift yerleştireyim. Sonra dedim ki birini tek yerleştireyim, diğerini üçlü yerleştireyim dedim. Yani 4 farklı. Hocam karbon tek başına bir elementle bir anda 4 bağ yapabilir mi? Böyle bir şey yok. Karbon en fazla bir tarafına 3 tane bağ yapabilir diyoruz. Karbon atomları arasındaki bağlar arkadaşlar kararlıdır. Bakın bağ enerjilerini sağ tarafta verdiğimizde karbon atomlarının arasındaki bağ enerjisi kaç? 347. Kilojül bölü mol. 347 kilojül bölü mol ise yani diğerlerinden fazlaysa diğerlerine göre daha kararlı ne yapar? Bağ yapar. Daha kararlı bağ yapması bunun bileşiklerinde kararlı olduğunu, bileşik oluşturma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Geldik. Karbon bileşik oluşturuyor tamam mı? Oluşturduğu bileşikler düz zincirli olabilir, dallanmış olabilir, halkalı olabilir ve aromatik yapılı olabilir. Aromatik yapılı derken neyi kastediyoruz? Benzen, değil mi? Kastediyoruz. Bak burada örnekler vermişiz. Düz zincirlilerimiz var. Mesela benim buradaki en sağdaki gösterdiğim şu üçüncü yapı düz zincirli. Bunları nasıl gösterdiğimi bilmeyebilirsin. Şu an sadece görüyorsun ki düz zincir var. Bak burada bir halka var.
Değil mi? Bak burada bir dal var. Dallanmış. Gördün, dallar çıkmış. Mesela şurada da bir tane dal var. Bak burada bir tane aromatik yapı var. Benzen. İşte benzen, bak benzen, pardon benzen diyorsun. Organik bileşiklerin sayısı neden fazladır kısmına geldiğimizde şununla karşılaşıyoruz. Karbon atomu hem bağ yapma enerjisinin yüksek olması. Yani karbon atomunun bağ yapma enerjisinin yüksek olmasından dolayı kararlı yapıda olması. Hem de fazla sayıda değerlik elektronların olması. Kaç tane değerlik elektron sayısı vardı? 4 tane. Yani kaç bağ yapabiliyordu? 4 bağ yapabiliyordu. Aynı zamanda yaptığı bağlar düz zincirli olabildiği gibi dallanmış, halkalı yapıda, hatta aromatik bile olabiliyordu. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz işte arkadaşlar ne oluyor? Organik bileşiklerin sayısı çok. Yani ne kadar? 30 milyondan fazla, 40 milyon bile diyebilirsin hatta. Değil mi? Yani illa bir net sayı söylememiz gerekmiyor ama anorganik bileşikler 50-60 bin civarlarındayken organik bileşikler 30-40 milyon civarında uçuk bir sayıyla karşımıza gelmekte. Nedeni karbonun bu özelliklerinden dolayıdır. Hatırla, kazanımda direkt bunu soruyordu bize. Biz de sadece bunu öğrendik. Bunlar nasıl yazılırla ilgilenmiyoruz. Karbon bir önceki sayfaya geldiğimde 4 bağ yaptı. Karbonun bağ enerjisi yüksekti. Karbon düz zincirli dallanmış halkalı ve aromatik yapılar oluşturdu ve bunların tamamı organik bileşiklerin sayısının fazla olmasına neden oldu. Gel şimdi allotroplarına. Peki allotrop ne hocam? Normalde bizim TYT'de izotop atomlar, izobar atomlar, izoton atomlar ve izoelektronik atomları öğrenmiştik. Eskiden TYT'nin o kısmında allotrop maddeleri de anlatıyorduk. Ama artık allotropları orada anlatmıyoruz. Ama karbonun içerisinde karbonun allotroplarını bilmenizi istiyorlar. Yani allotrop kelimesi bizim müfredatımızın içerisinde geçiyor. Ha, direkt allotrop olarak geçmiyor ama diyor ki sana karbonun florens, işte grafit, elmas ve benzeri ve benzeri konuşacağız. Yapılarını öğrendi. Bu yapılar ne sevgili arkadaşlar? Bu yapılar allotrop. Allotrop ne? Aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilmeleriyle, farklı geometrik şekillerle bir araya gelmesiyle oluşan yapılara biz allotrop diyoruz. Örneğin bak, sağ taraftaki yapıya bak. Karbon atomu bunlar arkadaşım. Bu karbon atomları bu şekilde birleşiyorsa benim için elması oluşturuyordur. Elmasın özelliklerini belki buradaki yazılanların hepsini madde madde bilmeyebilirsin. Ama azıcık olsa aşinalığın olması lazım. Ama allotrop maddelerde şunu bilmen kesinlikle şart. Allotrop maddelerin fiziksel özellikleri kesinlikle farklıdır. Kimyasal özellikleri bunlar aynı olabilir. O yüzden hepsi farklıdır demiyoruz. Bir kısmı farklı. Yani fiziksellerin tamamı farklı, kimyasal özelliklerin ise büyük bir kısmı farklı olan maddelerdir. Bunlar sadece aynı elementten bir araya gelirler. Sadece geometrik şekilleri, ne çok sadece kullandım ama geometrik şekilleri sevgili arkadaşım birbirinden farklıdır. Bak özelliklerini, bu özelliklerine çok uzun uzun konuşmayacağım. Sen durdurup istiyorsan tek tek yazıp ezberleyebilirsin. Elmas bilinen en sert doğal maddedir. En sert madde değildir. Bak buraya dikkat et. En sert maddemiz farklı bir şey. Bu doğalların içerisindeki en serttir. Bu yüzden nedir? Matkap uçlarında kullanılır. Saf elmas renksiz ve saydamdır. Sert olmasının nedeni karbon atomların bağlanma şeklidir. Elmas her bir karbon atomu çevresinde diğer 4 karbon atomu ile kovalent bağ yapar. Düzgün 4 yüzlü geometrik yapı, kristal yapı, SP3 hibritleşmesi yapar. Elmas elektriği iletmez. Bu kısmı bilmeni isteyebilirim. Bak, elmas elektriği iletmez. Buraya bir tık attık. Bunu bil. Niye? Çünkü allotroplarından bir tanesi elektriği iletecek. Zaten onu da biliyorsundur belki. Ametallerin istisnası. Duyar gibiyim. Elmasın erime noktası çok yüksektir. Kimyasal tepkimeye girme eğilimi azdır. Ağ örgülü kristal yapıya sahip olduğu için sıvı çözeltilerde çözünmez. Nasıl bir yapı bu? Kristal yapı. Ağ örgülü kristal yapı. Biz bunlara kovalent kristaller deriz. Devam ediyorum. Grafit. Hocam grafiti ile bir bağlantısı var mı? Evet, olabilir. Bak şeklimiz bu. Karbon atomları yine bir araya gelmiş ama farklı bir geometrik şekilde bir araya gelmiş. Siyah. Nereden bilirsin bunu? Kurşun kalemin içerisindeki o madde var ya arkadaşım. O madde grafittir. Uzatmayacağım, hemen dersimizi bitireceğiz. Siyah madde bizim için grafittir. Yumuşaktır. Bastırdığımız anda dağılır. Parlak görünür, değil mi? Ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Devamında da söyledik. İşte bak, burada elektriği iletir kelimesini hemen bulmak istiyorum ya da geldiğimizde işaretleyelim. Grafitte her bir karbon atomu aynı düzlemde 3 farklı karbon atomu ile bağ yaparak altıgenler oluşturur. Altıgenler oluşturur. Çok cümleyi ezbere bilmene gerek yok. Altıgen halkalar alt alta tabakalar halindedir. Şekli hayal et. Şekli senin için bir şekilde
oturacaktır. Ama yaptığı hibritleşme türü SP2 hibritleşmesidir. Hocam belki ben hibritleşmeyi hiç öğrenmedim diyebilirsin ama bir sonraki derslerde yaklaşık 5. kazanımımızda burayı öğreneceğiz. Tabakalar arasında zayıf etkileşimler vardır. Bu yüzden uçlu kalemi bastırdığımızda dağılır ve kağıdın üzerine yazıyı bırakır. Zayıf bağlı grafit tabakaları birbiri üzerine kayabilir. Bu nedenle kaydırıcı özelliğe sahiptir. Isı ve elektriği iletir. İşte bilmen gereken cümle burası. Grafit ısı ve elektriği iletir. Ametallerin içerisinde elektriği ileten tek element, tek madde budur. Elmas elektriği iletmez ama grafit elektriği iletir. Erime noktası yüksektir. Tabii ki yine ısıya karşı dayanıklı olmasının nedeni meteorolojide döküm potaların, yani bu potalar arkadaşlar kimler tarafından bulunmuştu? Birazcık simyacılar tarafından bulunmuştu. Döküm potaların yapımında kullanılır. İşte makinenin parçalarının yağlanmasında, elektrolojide, pil devrelerinde, kurşun kalemde kullanılır. Buradaki kurşun kalemi hatırlamanı tercih ederim. Kullanım alanlarını çok böyle ezbere bilemeyebilirsin sevgili arkadaşım. Ama dediğim gibi aşinalığın olsun benim için yeterli. Devam edelim. Bir iki tane soru çözüp devam edeceğiz hemen. Karbon elementiyle aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Bunları fasikülden görebilirsin. Fasikülden takip eden arkadaşlarımız aynı konunun içerisinde bunları da göreceklerdir. Karbon atomları arasında bağ sayısı arttıkça bağ sağlamlığı artar. Bunu belki şu an için hatırlamıyorsun ama şöyle söyleyebiliriz. Karbonların arasında üçlü bağ var sevgili arkadaşım. Karbonların arasında ikili bağ olabilir veya karbonların arasında tekli bağ olabilir. Bağ sağlamlığı üçlü de daha fazladır. Yani bağ sayısı arttıkça sağlamlık artar. Ama üçlü bağ en kısa bağdır. Bunu şey gibi hayal edebilirsin. Bu bağ en kısa bağ olduğu için, en kısa bağ olduğu için sevgili arkadaşım otomatikman nedir? Sağlamlığı daha fazladır. Karbonun bağ yapma kapasitesinin fazla olduğu için organik bileşikli sayısı oldukça fazladır. Karbonun değerliği -4'tür. Şimdi alüminyum burada sevgili arkadaşım hangi değerliği alır? Alüminyum 3A grubunda daima +3 değerliği aldı. Alüminyumun altındaki 4 nereden geldi? Karbonun üzerinden geldi. Alüminyum bir metal. Metalin karşısına kim gelmiş? Ametal. Ametal negatif bir değerli kadar -4 aldı. Değerlik elektron sayısı 4 ametal özelliği gösterir. Karbon için konuşuyoruz. Kendi aralarında sadece tekli bağ yapar ki aşağıya hemen sıralamışız. Tekli bağ dışında bağlarda yapar. Elmas ve grafit için hangisi doğrudur diyor bizim için. Tepkimeye girme eğilimleri aynı değildir, farklıdır. Elmasın tepkimeye girme eğilimi yoktur. Bağ sağlamlıkları aynı değildir. Bir kere erime noktaları farklıydı hatırla. Her ikisi de ısıyı iletir. Bak elektrik burada dursun bir. C maddesinde bir dursun. Belki bir kafa karışıklığı olabilir senin için. D'ye gel. Her ikisi de elektriği iletir. Eledim. Karbon atomlarının hibritleşme türleri aynı değil. Elmas SP3 yapmıştı. Grafit SP2 yapmıştı. Ben elektrik üzerine konuşmuştum ya. Elmas elektriği iletmez. Ama elmas neyi iletir arkadaşım? Isıyı iletir. O yüzden ikisi için de ortak olan ısıyı iletmek olur. Geldim sağ tarafa. Karbonun en yaygın aldotropları kullanım arasında yer alır diyor bize. Elektroliz ve pillerde kullanılır, grafit kullanılır. Kurşun kalemlerde grafit kullanılır. Makine parçalarının yağlanmasında kullanılır. Bu yüzden cevabımız E oldu. Bu direkt bir bilgi sorusu oldu. Artık buna yapabilecek çok fazla bir müdahalemiz yok. İstiyorsan ezberleyebilirsin. Ama bence aşinalığın olsa bu konuda buradan gelecek olan soruları çıkartma ihtimalin var. Ama sözel soruların sorulduğu zamanlar da olmuştur. Onu da söyleyeyim ben sana. Ama bu söylediğimiz allotropların özelliklerini hani görselde vardı. Ben biraz hızlı geçtim. Oraları tam net bilirsen veya tıkandığında bakarsan %100 yaparsın diyoruz. Geldik bir allotropuna daha. Fluorans. Dikkat et futbol topuna benziyor değil mi? Nanometre boyutundaki karbonun yapay allotropları yani doğal bir allotrop değildir. Değil mi? Top, tüp, çubuk, halka şeklinde sınıflandırılabilir. Karbon atomları fullerenin tabakalarının beşgen, altıgen veya yedigen halkalar oluşturacak şekilde dizilebilir. Bak beşgen, altıgen ve yedigen. Bu kelimelerle karşılaşabilirsin. Halkaların ana düzlemlerinin kıvrılması ile küresel yapı oluşturabilir. Çok küçük boyutlarda olmaları nedeniyle fullerenler nanoteknolojilerde önemli bir yere sahiptir. Hiç elmas ve grafit için yapay dedik mi demedik. Onlar doğal. Burada yapay diyorsak artık nanoteknoloji, küçük boyutlar değil mi? Nano yani bunlara doğru ufak ufak ne yapıyoruz? Kayıyoruz. Yani niye böyle ben konuşuyorum? Bunlar aklında kalabilsin diye ben böyle konuşuyorum. Oldukça dayanıklı olan fullerenler esnek bir yapıya sahiptir. Şimdi hem dayanıklı hem esnek. Ya bana yelek yapabilir misin? Yapabilirsin. Dayanıklıymış hem de ne yaparsın? Esniyormuş.
Niye bu laboratuvarda yapılmış? İşte yapay bizim günlük hayatımızda kullanılabilir. Yani günlük hayat demeyeyim de daha özel noktalarda kullanılabilir olması için çok düşük sıcaklıklarda bile elektriksel iletkenliğe sahip oldukları için süper iletken. Bak yapay olduğu buradan belli. Süper iletken olarak kullanılır. Bu cümleyi de unutmuyorsun. Fullerene güneş pillerinde, hidrojen yakıt depolarında, kurşun geçirmez yeleklerde yapılır. Kurşun geçirmez yeleklerde kullanılır. Az önce yapılır dedim nedense. Devam ediyoruz. Fullerenlerin kimyasal etkinliği az olduğu için son dönemlerde ilaç, sıvı ve bir iyonun vücudun istenen dokusuna taşınmasında kullanımı konusunda çalışmalar hız kazanmıştır. Tabi buradaki ayrıntılar yine dediğim gibi bakılabilir. Geldik grafen. Son bizim artık neyimiz? Allotropumuz. Karbon atomlarının altıgen halkalardan oluşan bal peteği. Bak hakikaten bir bal peteğine benziyor ama bir boru şeklinde. Tamam mı? Bal peteği yapısında sıralanmasıyla elde edilen iki boyutlu düzlemsel yapıya sahip olan karbon atomlarıdır. Saydam olan grafen tabakası ısı ve elektriği çok hızlı bir şekilde iletir. Ya neden ısı ve elektriği iletiyor? Çünkü sevgili arkadaşlarım yine buradaki yapılan grafen bir yapay malzemedir. Yani doğal değildir. Çoğunlukla çelikten 6 kat daha düşük olan grafen yoğunluğu, bu onunla çoğunluğu dedim, yoğunluğu. Yani şöyle düşün, çeliğin 1 metreküplük kısmı ne kadar geliyorsa grafen ondan 6 kat daha düşük geliyor ağırlık olarak. Ama çelikten 6 kat daha sert, 13 kat daha fazla esneme özelliği var. Ya o zaman çeliğin yerine grafenden yapılmış olan, atıyorum mesela, bir araç yapılabilir mi? Hani çelikten yapılan bir araç çeşidi var ya. Grafen de yapılabilir mi? Yapılabilir. 6 kat daha hafif, 6 kat daha dayanıklı, 13 kat daha esnek. Al şekil de verebiliyorsun. Olağanüstü özelliklere sahip grafenin bu durumu gelecekte süper küçük bilgisayarlardan katlanabilir tabletlere, kirlenmeyen kıyafetlerden deri altına yerleştirebilecek tıbbi cihazlara kadar pek çok alanda kullanılabileceğini göstermektedir. Grafenin öngörülen başka bir kullanım alanında pillere alternatif olarak düşünülen süper kapasitörlerdir. Yani artık böyle boyut olarak daha küçük olacak ama daha güçlü enerjiyi yani hapsedebilecek ve bizim kullanmamızı, uzun süreler kullanmamızı sağlayacak olan pil alternatif ürünler gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Ama burada sen grafenle ilgili neyi bileceksin? Isı ve elektriği gayet iyi iletir. Saydamdır. Yoğunluklarının, sağlamlığının ve şekillenebilmenin çelikten çok daha kullanışlı olduğunu ve böyle bir boruya benzeyen bal peteği şeklinde olduğunu şeklen hatırlaman lazım. Tamam mı? Bataryaların hızlı şarj edilmesi, elektronik kağıtlar, su geçirmeyen kıyafetler, daha sağlam ve hafif uçakların üretimi grafenin diğer kullanım alanları arasındadır. Yani kısacası her yerde kullanılabilmeye başlayacaktır ileride. Karbon nanotüp, grafite uygulanan özel işlemler sonucu elde edilen nanometre boyutundaki silindirik tüplere nanotüp denir. Buradaki nanotüpün tanımını bilelim. Ve geldim son sayfamı uzatmıyoruz. Burayı da bitirelim sevgili arkadaşlar. Sınıflandıralım şimdi burayı. Sınıflandırarak hemen cevabımızı bulalım. Elmas. Elmasla camı kesebiliriz birce. Değil mi? İki grafit. Su geçirmeyen kıyafetler olmaz. Meteorolojide döküm potalarında kullanılır grafit. Elmasın ısıya karşı dayanıklılığı daha fazla ama grafit daha ucuz olduğu için potalarda kullanılır. Fullerene geldim. Güneş pillerinde kullanılır. Grafen su geçirmeyen kıyafetler yapımında kullanılabilir. Yani 1C, 2B dedikten sonra cevabımız D şıkkı gelmiş olur. Geldim şimdi bir numaralı soruya. Fasiküldeki hemen arkasındaki testteki bu konuyla alakalı olan sorular. Allotropları arasında hangisidir? Elektrik akımını iletir. Bir kere elması ile elmas elektrik akımını iletmez. Karbon atomların altıgen oluşan bal peteği örgüsü yapısı şeklinde olan yapı. Yani ne? Grafen. Bitti. Karbon allotroplarından olan elmas ile ilgili hangisi yanlıştır? Tamam. Düzgün dört yüzlü geometrik şekile sahiptir. Evet. Belki düzgün dört yüzlü yapıyı hatırlamıyorsun ama SP3 hibritleşmesi yapıyor. Biz hibritleşmeleri öğrendiğimizde SP3 hibritleşmesi yapan bir elementimiz karbon düzgün dört yüzlü yapıda olacak. O yüzden burada da düzgün dört yüzlü yapıya sahiptir. Kovalent kristal katıdır. Doğru.
Kimyasal tepkimeye girme eğilimleri çok fazladır. Yanlış. Renksiz ve saydamdır. Doğru. Sıvı çözücülerde çözünmez. Doğru. Dediğimizde ve konumuzu bitirmiş oluyoruz. Bu kazanımımız burada bitti sevgili arkadaşlar. Biraz seri bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Bir sonrakinde daha böyle temiz ayrıntılı anlatacağım. Nelere bakacağız bir sonraki dersimizde? Lewis nokta gösterimlerine bakacağız. Hem TYT'ye de katkı sağlayacak sana. Hem de organik kimyadaki AYT'ye de katkı sağlayacak diyoruz. O zaman kovalent bileşiklerin Lewis nokta yapısında bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendine iyi bak.